Yani kayın meselesi maalesef uzun yıllardır gündemde. Türkiye'nin en temel gündemlerinden bir tanesi. Üçüncü dönemdir halk iradesi kabul edilmiyor, çiğneniyor, seçim sonuçları reddediliyor. Kayın her zaman söylediğimiz gibi bir darbedir tabii ki. Yani öyle bir darbe ki ben dünden beri Mardin'deyim. Mesela Ahmet abimizle görüştüğümüzde, Ahmet Türk'le şunu öğrendim ayrıntı olarak. Saat 5.30'da kapıya onlarca polis kolluk gücü giderek bir tebligat yapıyorlar. Tam bir kayyım yöntemi, gasp yöntemi ve darbe yöntemi olarak görülüyor. Yani kayyımı çokça konuşabiliriz ayrıntılarını ama en önemli boyutu, yani Kürt halkı önce tabii ki irade gaspına uğradı. Şimdi Türkiye'nin batısında Esenyurt'la başlayan bir süreç var. Yani halkların iradesini reddeden bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Bu nedenle aslında iradesi gasp edilsin edilmesin, bütün Türkiye'deki yurttaşların buna karşı durması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yani Edirne'de yaşayan bir yurttaşın oyu geçerli, Mardin'de yaşayan bir yurttaşın oyu geçersiz şeklinde bir demokratik yöntem, bir ülke yönetimi söz konusu olamaz. Yani Kürt halkı her zaman kendi iradesinin arkasında duran, kayyıma rağmen üçüncü seçimdir tekrar kendi belediye yönetimini, belediye başkanlarını seçen bir direniş halinde aynı zamanda. Yani kayyıma karşı direniş, darbeye karşı direniş kesintisiz devam ediyor. Bir de şu noktayı özellikle ayrıntıda kayboluyor, açıklamak istiyorum. İşte kayyımla beraber yandaş medya tekrar propagandaya başladı. İşte efendim cezaları var, işte efendim soruşturmaları var, işte terör laflarıyla yine bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Öyle bir durum söz konusu değil. İktidarın elindedir yargı. Yargıya istediğini yaptırabilen bir zeminde yaşıyoruz ve bir soruşturma açtırarak kayyım atama gerekçesini yaratıyorlar ve tek bunun üzerine bir propagandaya başlıyorlar. Mesela Ahmet Türk'ün Kobani Kumpas davası bilinmiyor mu? Daha kararı yazılmadı. Gerekçeli kararı bile yazılmadı. Fakat bunu gerekçe yapıyorlar ve usulen kendilerince bir soruşturma açıyorlar. Şunu özetle söylemek istiyorum. Batman'da mesela Gülistan Sönük kadın iradesini temsil eden ve çok güçlü bir sonuçla çıkan belediye başkanımızdır. Orada kadın iradesi halkın iradesiyle beraber tamamen reddediliyor. Mardin'de ve Halfeti'de de aynı yöntem uygulanıyor. Biz kayyımı asla kabul etmedik, etmeyeceğiz. Buna karşı her yerde, her zeminde demokratik olarak direnişimizi sürdüreceğiz. Yani samimiyeti görmek istiyoruz, istedik aslında. Bu konuda çokça açıklama yapıldı. El veren taraftayız biz. Yani verilen eli tutan taraftayız. Fakat bir elde kayyım, bir elde dostluk ve samimiyet, çözüm iradesi birbirini desteklemez. Yani bu iradenin hakikaten samimi olması lazım. Biz her zaman demokratik zeminde barışı ve çözümü savunan bir gelenekten geliyoruz. Yani şu anda Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü olarak da şunu ifade etmek isterim. Biz barışı inşa edeceğiz. Barışı toplumsallaştıracağız. Türkiye'nin her yerinde bu çatışma ortamının ne kadar büyük zararlar verdiğini tabii ki herkese anlatmak temel görevimiz. Ama iktidara ve ortağına da şunu ifade etmek istiyoruz. Çözüm iradesi varsa, barış iradesi varsa, halkın bir arada toplumsal barışını inşa etmesi yönünde bazı çağrıları oldu. El ele verelim diye. El ele verdiğinizde arkadan hançeri saplamayacaksınız. İradeyi gasp etmeyeceksiniz diyorum.